Değerli konuklar, sevgili misafirler, eşim var, benzerim yok yarışmasının final etabındayız. Kurallar basit. Beyler, gözleri kapalı bir şekilde parkuru geçip eşlerine romantik bir masa hazırlayacaklar. Tabii hanım kızlarımızın yönlendirmeleriyle. Bu etabı birincilikle bitiren çiftimiz arabanın sahibi olacak ve dünya turuna çıkacaklar. Bir dakika durun ya. Ya bu gülü Amelia ile değiştirsek olur mu? Benim dünyam uydu, sen çok Amelia seviyor da. Osman, gördün mü? Adam şimdiden kazandı. Ula Poyraz, ha? Senin bu şovların yüzünden benim ömrüm gidiyor ha. Hazır mısınız canım çiftlerim? Evet. 3, 2, 1 ve basla. Aşkım geri git, ileri. Aşkım geliyor. Geri mi? Tamam. Aşkım hayır, ileri. Tamam, çabuk, dur. Çabuk. Birazdan ileri. Aşağı ileri. Bak. Pardon, senin sağına. Dur aşkım, gel. Aşkım, bacaklarını kapatır mısın? Tamam. İleri, bana doğru. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Bunun için sıkıntı değil bu. İyi aşkım, gel. İleri. Tamam. İndim. Tamam. Aferin sana aşkım. Öne doğru mu? Bir kaşın tadında. Evet aşkım, öyle. Tamam. İleri. Oturdum. Bakayım mı? Aşkım kalk. Aşkım ileri. Sesime doğru gel. İleri. Aşkım kalk. Geliyorum güzel, bir şey yaptı mı? Geri. Orası da ileri. Gel. Hayır. Gel. Lan Emin. Dur. Tamam, doğru yoldasın. Geri. İleri. Orası da ileri. Geri. Çık. Aşkım. Çık. Sol yapsana. Tamer. Gel bana gel. Dur, yavaş. Ne gel? Çık. Geri. Ayağınıma. Ne? Oğlum geri gelsene. Bravo. Tamam. Sen Rambo'nun ustasısın. Evet. Gel aşkım. Biraz da sol. Pardon, senin için. Bu da şey değil mi? Gel. Evet. Boyaz. Oha, aynısını yaptı mı? Aşkım doğru yani. Talihli Aşener, indir. Aşkım geldi. Ay, yukarı kaldır. Sağ. Dur. Elini masaya koy. Geliyorum aşkım. Geliyorum, buradan olsun. Gel. Tamam. Aşkım ileri. O gülü al. O vazoyu sok. Vazoyu kaldır şimdi. Evet. Sen. Başardım. Tuttunuz. Tuttu mu? Tamam, bir dakika dur. İleri. Sol. Tut aşkım. Heh. Bak, mum al. Sağındaki al, mum al. Tamam. Aşkım. Evet. Hayran, seni yakacağım. Tamam, dur ya. Kibiti. İndir. Sola. Dur. Aç. Hadi onu çak. Al. Onu. Bırakacağız. Bırak. Yandı mı? Yandı mı? Aşkım, bak, yapacak mı? Aşkım. Dur. Allah seni kahretmesin. Tamam, yavrum aşkım. Ay, yanım kokuyor. Yanıyor. Yanım koktu. Bekle. Kaldır. Tamam. Elini çek şimdi. Salla. Kimi salla? Önünde. Sen. Al onu. Yak hemen. Tamam, yaktım. Yakacağım sizi. Aşkım, bağırma. Tamam. Aşkım, bana bak. Hayır, geri al. Aşkım, kolu çek. Aşkım, kolu. Salla, benim kolum. Yukarıdaki kolu çek. Allah kahretsin. Yukarıda. İyice geri gel. Hapşe dokunun. Tut onu. Gel buraya. Çek aşkım, çek. Yan. Allah'ım, başaracaklar. İleri. Tamam. Dokundum. Evet aşkım, evet dokundun. Çekiyorum. Osman çek. Tüm. Ve büyük ödülü kazanan Osman ve Gökçe oluyor. Olmuş. Aşkım ya. Kardeşim o benim. Doğru kardeşim. Kazandım. Aşkım, nereye gidiyorsun? Bir beni dinle, ne oldu? Aşkım, bıraksana acaba beni. Duramıyorum Melisim.
Oy ay oy oy. Benim güzel kızım ahlanmış, paklanmış mı? Mis gibi mi kokmuş? Ay anası yiyorsun, ağzını burnunu yiyorsun. Ay canım benim. Ay bu bastı gibi kara kara gözleri mi varmış onun? Ay canım benim. Ah Derinsu, sen bu banda var ya, hiç akıl yok ya. Hiç 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 kafa yok. İnsan el kadar bebesini bırakıp gider mi ya? Ben sana bakarım canım kızım. O deli baba hele bir gelsin. Bak ben ona bunun hesabını nasıl soracağım. Oy oy oy. Yerim seni ben. Yerim seni. Yenge. Yenge koş yenge. Ne oluyor Poyraz ya? Yoksa bu baba bir şey mi oldu? Yok abim. Aa, geldi değil mi? Benden korkusun ha içeri giremiyor. Yok aslında. Tabii canım hatasını çok iyi bildiği için karşıma çıkacak cesaret ya. Ya yenge öyle değil. Abim. Poyraz ne? Söylesene ya ne? Abim bıçaklanmış yenge. Ne? Ne diyorsun sen Poyraz ya? Ne öyle bıçaklanması? Ne olmuş? Dudu yaşıyor mu? Yaşıyor. Şimdilik yaşıyormuş. Nerede peki? Hastanedeymiş. Aradılar şimdi. Merak etme. Ay Poyraz. Dur yenge. Poyraz çok şey. O zaman sen beni götür abine. Tamam. Ve kız ne olacak? Tamam yenge sen merak etme. Ben kamera aradım. Şimdi gelecek bakacak yerim. Hadi sen git hazırlan. Tamam. Üstüme giyinim sen. Hadi. Kızım başla. Hadi koş. Hadi koş hadi. Ay ben şey yapayım gideyim. Oy. Amcam. Oh, tamam. Tamam korkma. Korkma yeğenim. Korkma amcam. İyileşecek babam tamam. Tansiyonu 120-80 doktor bey. Gayet iyi. Hasta uyandırabiliriz artık. Tamam. Ah Sefer, Sefer'im hocam. Ah yavrusunu öpü buklayamadı. Ah yavrusuna doyamadı Sefer uyan hocam. Allah'ım sahabını yapanlar elleri kulları kurulsun inşallah. Gün yüzü görmesinler. Hastamız daha yeni operasyondan çıktı. Başında kalabalık yapmayalım. Doktor, hocam iyileşecek mi? Yaraları çok derin mi? Neresinden bıçaklanmış? Çok kan kaybetti mi? Ah, kalıcı bir hasar olacak mı? Endişelenmeyin. İşinizin durumu gayet iyi. Neyse ki bıçak atar damara denk gelmemiş. Minik bir operasyonla yarayı temizleyip dikiş attık. Oh, çok iyi. İyi diyorsun da doktor. Peki bu niye hiç uyanmıyor? İlaç verdik. Birazdan uyanır. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah'ım sen benim oğlumu evladına bağışla yarabbim. Hanife, sakin durman lazım. Oğlun uyanırsa seni böyle görmesin. Tamam. Uyandı, uyandı. Allah'ım uyandı. Çok şükür ya Rabbim. Amin. Bak, en küçük, en çok sevdiğin kardeşim burada. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen şu yataktan al. İstediği kadar tokatlama. Kaçarsam namerdim. Yarabbim. Ay yarasın. Düzeleceğim. O yastık. Oh, abi. İyisin değil mi? Mühim olan hayatın sillesinden kaçmak can dostu. He? Abim benim kardeşim Poyraz ne hayatı ne sillesi? Sefer. Hocam sağ bir şey olacak diye çok korktum. Ecele faydası yoksa korku neye yarar ki? Sefer sen... İyi misin kocam? Ağrın, sızın neyin var mı? Var. Hem de çok. Yaşar Efendi koş doktora seslen. Ağrın var diye ağrı kesici yapma. Doktor! Hayır lütfen. Lütfen. Yapmayın. Kesmeyin. Kesmeyin ki ağrımı. O ağrı bana yolumu hatırladı. Hanife. Bu oğlana ne olmuş böyle? Yoksa. Yok. Oğlum ne oldun sen? Gırklara mı karıştın ya? Niye böyle derviş gibi konuşayım? Ey bana derviş diyen güzel insan. Ben anladım. Hayat denen bu yolda bir başına yürüyen bir berduşum ben. Severim. O nasıl laf? Sen niye bir başına olacaksın? Ben varım, kardeşin var, anan baban var, düğünler var. Kızımız Derin Su var. Kızım Su. Hakikat. Nerede kızım Su? Niye gelmedi? Severim Elga'da bebeği hastaneye nasıl getirecek değil mi? Evde o. Evladından ayrı kalmak ne kadar da zormuş. Burnumda tütüyor şu an.
Sefer. Senin de sınavın buymuş demek. Sen öyle bir iyileş. Biz buradan gideceğiz evimize. Daha da hiç ayrılmayacağız hocam. Berduş'a eve ne gerek? Bana yeter bir sandal, bir de kürek. Ama Sefer bak vallahi bu kasvetli kasvetli ya. Olmuyor ki böyle. Nerede benim eski kocam? Şen şakrak neşeli Sefer'im he? Senin şen şakrak kocan öldü Nade. Sizin o hançer gibi laflarınızla o eski Sefer öldü. Ama sen geliyorum yani bak Sefer ya. Geliyorlar bana bak. Sakin ol. Bağırma, cırlama. Ama olmaz ki ana ya. Nahi, vah nahi. Bu bıçak yarası belki bir gün iyileşecek. Kabuk bağlayacak. Ama iyileşmeyecek olan yara gönül yarası. Lütfen beni acımla baş başa bırakın. Yok Sefer. Seni burada bir başına bırakma. Nahide. Beni yalnız bırakın dedim. Gidin! Yaşar! Baba! Baba! Siz... Hemen gitmişler. Soğukta şu yaralı halimle neyi gururunu yaptım acaba? Hayır hastanede kalaydım bari. Hayret bir şey. Neyse bu yol. Uzun ve çetin bir yol Berduş Sefer. Atlanacaksın. Ah dostlarım ne güzel de ısınıyorlar. Geceniz aydın olsun can dostlar. Buyur beraber olsun. Ateşinden ikram ediyorsan alırım biraz, içim ısınır. Ateşin neyini ikram edeceğiz ya? Kafan iyi mi? Ateş mi? Gel ısın. Şişlemişler seni. Biz öyle haber aldık. Oo, sokakta da haberle ne çabuk hızlı yaylıyı. Birkaç tane genç şeytana uymuşlar öyle anlık. Postu deldirmişsin ama yine sokaktasın. Ya siz beni boş verin. Ne yapacaksınız beni? Alın bak. Hastaneden size çok güzel kumanya getirdim. Alın afiyetle. Bize getirdin ama kendine niye yok? Benim tek başıma kursağımdan geçmedi dostum. Buyur. Tadı tuzu yok ama olsun. Biliyorum da yağ yok ama küflü ekmekten iyidir be. Dostlar, azımı çok kabul edin. Elimden bu geldi, afiyet olan. Biraz zaten yağlı tuzlu yeme bak. Kaç yaşındasın, tak der gidersin. Yapma. Pampa. Neydin lan burada? Birine mi benzettin kardeş? Lütfen tamam. Pampamı ziyarete geldim. Bunlar kim? Yeni pampalarım mı? Ne oldu lan? Küs müyüz hala? Ben bir garip Berduş Sefer'im. Hiç kimseye küslüğüm, müslüğüm yok. Hayatını kurtaran pampanı tanımamazlıktan geleyin ama. Ona ne diyeceksin? Kimse kimseyi kurtaramaz dost. Sen gönderilmiş bir vesileydin, görevini yaptın ve gittin. Hadi lan ne anlatayım? Hiçbir şey anlamayayım. Hadi kalk eve gidelim ya. Benim evim burası. Hiçbir yere gidemem ben. Seni bıçaklayanların ağzını burnunu da mı kırmayacağız? Ben onların hepsini affettim. İnşallah Allah da affetsin onları. Ne böyle yapayım lan? Ha? Ne böyle yapayım? Bak ben de delirdim ne güzel. Ben hiç böyle yapayım mı? Sen niye böyle yapayım? Lan. Senin kafana neyin bir şey mi çarptı? Bak şakaysa da artık yeter. Hadi kalk eve gidelim lan. Şaka olan benim geçmişim. Benim geçmişim uzun bir şakaymış. Artık kendi yolumdayım. Eski Sefer yok. Kuzey karı suyundan balayına gitti. Bu kendini sokaklara attı. Ben ne edeceğim ya böyle bir başıma? Berduşlu hırkasını giyeceksin. Üzerindeki sahteliği çıkarıp hakikat hırkasını giyeceksin üstüne. Benim hakikatim belli. Uslanmaz, iflah olmaz bir tetikçiyim ben. Sefkuz ruhun ruhuyum. Ben ruhumu özgürleştirdim Ruhi. Sen de ruhunu özgürleştir.
Ben pampamı geri isteyeyim. Eski güzel günlerimizi isteyeyim lan. Bazı bize artık çok uzak dost. Ben artık eski Sefer değilim. Eski Sefer öldü. Şimdi lütfen gölge etme. Senden istediğim son iyilik budur. Bundan böyle sana iyilik yapan da kabahat. Felaket yapışkan bir çocuk ya. Yıllarca peşimde gezdi. Oh. Bak elindekiyle yanaşma bak. Parlarsın komple içine falan düşersin. Uğraşamayız seninle bak bu saatte lütfen. Yok yok korkma korkma. Hiç korkma. Tamam. Zaman eğer ilaçsa ben bu yaraları dağlarım. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. Zaman eğer ilaçsa ben bu yaraları dağlarım. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. Eğilip almadın, ses çıkarmadım. Gözünü kırpmayan zalimsin anladım. Gözündeki katil çiçekleri vurdu. Sözündeki zehir şiiri soldurdu. Lan ne yaparsın lan? O ne telepati yaparak dansa mı kaldırırız? Bak git yekten konuş ya. Bak konuş oradan yekten. Oğlum yekten konuş. Haydi diyorum sana git lan konuş. Dans et. Ne hadisi be Şükrü abi? Şarkı bitecek neredeyse. Dansa kaldırsana Feride'yi. Ne bekliyorsun? Nehrin tükendiyse bana. Ya oğlum haydi haydi. Yok ya olmaz. Aramız limoni. Ya uşak şerbete tadı veren limondur. Limondur. Dansa kaldır. Haydi. Haydi. Nehrin diyorsun. Diyorum. Tükendiyse bana kendime akarım ben. Eğilip almadın, ses çıkarmadım. Gözünü kırpmayan zalimsin anladım. Hanım, ayaklarımızın pasını attırak mı? Ne dersin? Anlamadım. Dans edek mi diyorum? Sözündeki zehir şiiri soldurdum. Oho. Ben sabaha kadar beklerim de arkadaşlar tepiniyor, duramıyor. Ya çok isterdim ama benim başka bir arkadaşa sözüm var. Eğer onu ekersen biraz alınabilir. Zaman arkadaşlar kusuruma bakmazlar değil mi? Ben onlara uygun bir dille anlatırım. Hadi sen arkadaşı beklet. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. Sen mi soracaksın yoksa ben mi sorayım? Cevabını bildiğimiz soruları sormaya gerek var mı? Dağlarım. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. La 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 la. Oy. O yenge. Ay. Ne oldu oğlum? Bak kara şimşek geldi. Aç. Aç. Dur kız. Duydum seni. Yazık. Bravo. Bravo yani, bravo. Bravo. Yenge Hanım hoş geldin. Enişte Bey nerede? Keşke getirseydin ya. Bak ne güzel eğleniyorum. Vallahi hiç hoş bulmadım Güneyli kardeş. Şöyle sana bakınca akıllı sanmıştım seni ama takım falan. Sen de koftiden çıktın.
Yenge af buyur da bir kusurum, kabahatim mi oldu? Nasıl laf var ya? Ya daha ne edeceksin ya? Şuraya baksana, boncuğumun, güzelim, aile dükkanı pavyona çevirmişsiniz. Nayda abla ne alakası var ya? Birazcık eğlenelim dedik. Ay Toş, yoksa biz seni çağırmadık değil mi? Sen bu kadar öfkelendin, sinirlendin ya. Benim severim, canım kocam. Güzelleri güzeli, dipdiri karısını Elga'da bebesini bırakıp kendini sokaklara vurmuş. Siz burada maşallah eğleniyorsunuz, eğlencelere doymuyorsunuz. Ha 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 ha. Ziya, Sefer abi evi mi terk etti? Sorma. İşte yengemle atıştılar falan, abim böyle evi terk etti. Kendini sokaklara vurdu. En sonunda da berduş oldu. Hatta işin tuhaf olanı, vallahi malı mülkü her şeyi de bıraktı gitti. Hayret. Sağa da gün doğdu değil mi sarıçıyan? Poyraz, bak uydunu tut, vallahi dönerim etrafında. Ne münasebet ya? Tamam mı aşkım? Niye ya? Ben anlamadım şimdi. Sefer abi zaten bebeğin doğmasını dört gözle bekliyordu. Yoksa Loosa sendromuna mı girdi ya? Benim yüzümden. Ben onun kalbini çok kırdım. Aa git dedim. Defol diye bağırdım. Ben de lasayım. Ben de lasayım. Benim de aklım yerimde değil ki. Nayda ablacığım sen üzülme bu kadar. Olur mu öyle şeyler Loosa'lıkta? Hem Sefer abi de bence fazla duygusal davranmış. Benim kocam duygusaldır. Ne şunu? Çok duygusaldır. Ben de belki burada dürtüye bir bakayım dedim hemen. Yok değil mi? Siz saklamıyorsunuz buralarda değil. Bak yengenize yalan söylemeyin. Yok vallahi yok. Nerede acaba kocam ya? Aç mı? Açıkta mı? Üşüyor mu? Sana yazıklar olsun Boyraz. Abinin peşinde sokaklar donar ya canı uydu peşindesin gönül. Ya aşk olsun yenge. Sen abim merak etme. Onun küçük bambası yanındadır zaten. Ona bakıyordur. Öyle mi diyor? Ya öyle diyorum tabii. Öyledir. Ay ben hiç edelim. Yenge tamam. Yenge hanım. Tamam. Boyraz yengem beni eve götür. Dans ediyordum. Hadi tamam. Yürü. Tamam. Tamam tamam hadi. O zaman gençler bizim için de parti bitti. Hadi buraları toparlayıp çıkalım biz de. Çok ayıp oldu kadına. Oğlum adam evi terk etmiş. Bana niye söylemiyorsunuz? Sefer abi doğurmak yaramaz. Halli bu. Hadi hadi toparla. Biraz daha dans etseydik. Biraz hayır daha. Hadi. O zaman ben mutfaktayım. Allah'ım. Donuyorum burada. Canım da çok acıyor. Özünü aramanın mükafatı donarak ölmek değildir değil mi Allah'ım? Bu kadar zorluğun sonunda illaki bir mükafatım olacaktır inşallah. Sabırsızlıkla bekliyorum ya Rabbim. Allah'ım bu kadar çabuk mu? Bu kadar mı temiz kalpliyim? Teşekkür ederim Allah'ım. Ne o ya? Oğlum Muhittin, Bekir kim? Ne geliyor? Ne gelmiş? Ne geliyor lan? Bilmiyorum ya. Kurtuldum. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanımda kahve var, donut var. İster misin? Ben dilenci değilim efendim. Karşılığında ödeyecek bir şeyim yoksa kabul edemem. Belli mi olur? Belki ödeşiriz. Korkma canım. Üşüdüğünü görünce bir şeyler ikram etmek istedim. İkram. İkramsa olur. Alma lan, karşılığında bir şey isteyecek. Sus. Ayıp ya. Nerede kahve? Geliyor. Kim bu arkadaş? Bizden, merak etme bizden. Sağ ol can dostum, sağ ol, sağ ol. Yalnız yiyen, yalnız ölür derler. Dostlarımla paylaşayım. Donuk yiyek, donuk getirmiş hanımefendi bak. Alma dedim sana, alma. Bu kadın hiç gözüm tutmadı. Bir susar mısın artık sen? Kusura bakmayın.
Kahve koyuyorlar sizi. Kahve şimdi ayıltır bizi. İstemez. Tamam, şey yapmayın. Kalsın. Nasıl düştün buralara? Anlatsana. Anlatayım efendim. Karım evden kovdu. Çocuk yapmak için planlar yaptık. Çocuğu yaptık. Bebek olunca pabucun dama atıldı değil mi? Evet. Aynen öyle oldu. Ama bu benim bir sınavım. Ben ona inandım. Sen hep böyle olgun musun? Yok. Olgun değildim. Sonradan olgunlaşmaya başladım. Yeni yeni olgunlaşıyorum. Eskiden dünya malına aç, toy biriydim. Hatta şu gördüğünüz hayvan gibi tekne benimdi. Reistim ben. Emrimle çalışan onlarca adam vardı. Sonra ne oldu? Niye soruyor? Ne yapacaksın? Oğlum bir sus artık sen ya. Bir sus. Kusura bakma. Önemli değil. Siz anlatmaya devam edin. Ben sizi dinliyorum. Sonra gözüm açıldı. Yani gönül gözüm açıldı. Çok enteresan. Bak ne diyeceğim. Sohbete benim evde devam edelim mi? Hı? Ev ne? Ne alaka ev ya? Anlasana, anlasana. Sana tuzak kuruyor, tuzak kuruyor. Siz istemiyorsanız gelmeyebilirsiniz. Yok efendim, biz de gelmeyelim. Hiç rahatsızlık vermeyelim bu saatte. Olur mu öyle şey? Ben evsizlere yardım eden bir derneğin kurucusuyum. Böyle sizin gibi birçok insanı misafir ediyorum. Hadi, kırmayın beni. Gidelim. Kırar mıyız bayan? Sen de mi? Bekir. Donuz yok ha burada ya. İstersen sen gelme. Yok 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 ya. Ben sizi hiç yalnız bırakırım. Gidelim gidelim. Evet. Hadi buyurun o zaman. Hadi buyurun. Arkadaşlar hadi buyurun. Hadi. Gidelim gidelim ama bir şey söyleyeyim. Bu işte bir iş var. Bak artık sus bak sen. Yeter artık. Bozuk psikolojili. Hadi. Hadi buyurun buyurun. Hadi arkaya biz arkaya. Sopamı nereye koyacağım ya? Ay bu ne soğuk ya, dondum. Kurban olurum sana aşkım, ben seni ısıtırım. şey yaparım yani, yakarım sobayı ben. Vay 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 vay. Yalnız var ya, ev mükemmel olmuş ya minişim. İyi iyi. Aa, siz bu eve ilk defa geliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah şunlara bak. Bakayım. Ah. Kralın tahtı da pek rahatmış. Burası yalnızca kralın değil, kraliçenin de tahtı. İnşallah ileride bizim de evimiz böyle olur. İnşallah. Ya söyleriz kayınpedere, bir tane de bize yapar bacak. Nedir ki yani, ev yani alt üst. Tabii tabii. Söyleyin babama, size toprağın altında rahat uyuyabileceğiniz bir yer yapar. Abla, Allah korusun. Ne kadar ayıp. Ablişkom, sen de babaannem gibisin. Ne bitki şu İsa yol? Üşüdük, içimiz ısınsın dedim. Ay sen birazdan Amiral Battı'da oynayalım dersin. İyi. Ne yapıyoruz? Ya hazır havada böyleyken şöyle güzel bir korku filmi izlemiyor muyuz? Ne gerek var ya? Bir grup genç ormanın içindeki eski kulübede mahsur kalırlar. Acaba aralarından hangisi hayatta kalacak, ha? Korktun mu? Neden? I don't know. (Gülüyor)
Sirenlerin hikayesini biliyor musunuz? Nasıl yani? Polis sireninin hikayesi mi varmış? Onlar öyle sirenler değil. Bunlar bayağı mitolojik deniz yaratıkları. Geliyor değil mi? Geliyor bir korku hikayesi daha. İyi, harika. Gönder. İyi değil mi? Sirenler etrafı kayalıklarla ve derin uçurumlarla çevrili bir adada yaşarlarmış. Diyorsun. Her kim ki yaklaşırsa bu çift kuyruklu yaratıkların yanına, dinlerse seslerini, yanıp kavrulup bir daha göremezlermiş sevdiklerini. Hay. Sen biraz gelsene şöyle bir. Güzel. O kadar büyüleyiciymiş ki bütün denizcileri kayalıklara doğru çekip onları kendilerine yem yaparlarmış. Battaniye. Evet, aç. Şarkını söylüyor. Ya bacana, görmüyor musun? Kızın konuşacak hali yok ya. Korkma, yok bir şey. Gel. Al içi. Ne oldu ki sana? Ne olmuş ki? Ne oldu sana böyle? Kaza falan mı yaptın? Denize düştüm. Denize mi düştün? Nereden düştün? Kayalıklardan mı düştün? Gecenin bir yarısı ne işin vardı senin kayalıklarda? İntihar etmeye mi kalktın? Mine, ya bir durun, üstüne gitmeyin. İzin verin kendisi anlatsın. Gemiden denize düştüm. Denizde kimse sesimi duymayınca kayalıklara kadar yüzdüm. Adın ne senin? Yabanka. Tamam. Mine, hemen 112'yi ara. Aramayın lütfen. Ya merak etmişlerdir. Arayalım, haber verelim. Gelsinler, götürelim hastaneye falan. Bir şey yapalım yani. Yalvarıyorum. Aramayın. Şimdi aramayın. Ya iyi de neden? Tamam. Gel, biz seni önce sıcak bir duşa sokalım. Sonra konuşuruz, olur mu? Şunu alsana. Kaçalım. Ay. Geldik. Ya Sefer kardeş, bizim kafamız mı iyi, hayal mi görüyoruz lan? Bana bakın,
Bu ev son gördüğümüz şey olabilir. Yol yakınken çekip gidelim ulan, kaçalım. Artık sus artık, devamlı böyle gamlı baykuş gibi ağzından hayırlı bir şey çıksın ya da sus. Vallahi biz hayal görüyoruz. Ya artık anlasanıza ya. Bu bize Allah'ın bir mükafatı. Bize de mi? Biz bunu hak edecek niyettik ulan. Hadi beyler üşümeyin, içeri girelim. Hadi üşümeyin, içeri girelim. Giriyorum. Giriyorum ama bu işte bir iş var. Bu hastası. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk dost. Hoş geldiniz. Buyurun. Ayakları çıkaralım. Lütfen zahmet etmeyin. Şöyle buyurun. Lütfen zahmet etmeyin. Şöyle buyurun. Ne tekrar edip duruyorlar? Sağır mıyız biz? Bağırma lan. Bir şey, Allah Allah, hiçbir şeye inanmıyorsun diye şey yapıyorum. Ağzımı dilime dolaştırdım. Gir içeri. Kusura bakmayın. Merhaba tekrar. Bağırma sağ ol. Leyla, yemekleri hazırladın mı? Her şeyi anlattığınız gibi yaptım Canan Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ayakta kaldınız, otursanıza şöyle. Ayakta kaldınız, otursanıza. Ben oturuyorum. Ama bu işte bir iş var, haberin olsun. Çık, çekil artık. Siz de otursanıza Sefer Bey. Efendim, üstüm başım pek uygun değil. Lavabo falan varsa, müsaitse eğer, biraz şekil düzen vermek isterim kendime. İsterseniz duş alabilirsiniz. Leyla size temiz kıyafet çıkarsın. Duydunuz mu? İstersek duş alabilirmişiz. Muhittin, hadi gelin. Ben geçen bayram yüzümü yıkadım. Ben de yılbaşında yüzümü gözümü sildiydim, bulduğum bir ıslak mendilla. Mendilla sılmaymış. Ya görmüyor musunuz hanımefendi Titüs? Evini kirletelim istemeyiz yani. Kırmayalım onu, üstümüzü başımıza çekil düzen verelim. Hadi durmayın, banyo hazır, buyurun. Hadi, banyo hazırmış, gelin. Ha, buyuruyorum, buyuruyorum ama... Yalnız bir şey söyleyeyim. Ha? Bu işte bir iş var. Yeter. Artık çık artık, yeter. Kusura bakmayın. Leyla'cığım, sen arkadaşlara temiz kıyafet, havlu çıkar. Sonra da sofrayı hazırla. Hemen Canan Hanım, buyurun. Leyla Hanım, Canan Hanım, Leyla Hanım, Canan Hanım. Yukarı mı Leyla Hanım? Buyurun. Muhittin bak soldan gelin, bak buradan şak diye düşersin, aşağı Allah muhafaza. Bunu niye yapılmadı burası ya? Yukarı değil mi? Daha yukarı. Evet. Maşallah. Ulan keyfe bak oğlum, hiç böyle yıkandırma lan. Çöplükten ekmek topluyordu, Allah'tan kork be. He, ben böyle bir doğduğunda ebe yıkadıydı ben herhalde. Ama ben doğduğunda da yıkanmamıştım. Gasilhaneyi bekliyordum. Kısmet bugüneymiş ula. Oğlum senin gasilhaneye gitmene falan gerek yok. Senin ayağın ölmüş. Ölmüş ayağı. Bir insan ayağı köpüğün içinde kokar mı ya? Yok yok. Sen abartıyorsun ya. Sana öyle geliyor. Psikolojik, psikolojik. Dakika, psikolojikmiş. Of. Hastalık neyin kapacası? Oğlum siz çıksanıza sonra yıkanın lan. Ben yıkanayım önce. Çıkın şuradan. Vallahi ben gayet rahatım burada. İstersen sen sonra yıkan. Ben neden giriyorum sonra anlamadım yani ya. O ne ya öyle? Kadın beni şey yaptı, gir yıkan dedi. Size ne oluyor acaba? Bana da dedi. Bana ne dedi? Ama bu işte bir iş var, haberiniz olsun. Hala konuşuyorsun ya, utanmıyorsun. Kadının verdiği içeceklerin şusun, kelim çatıyorsun şurada. Hala bir iş var diyorsun. Kadın bizden mutlaka bir şey isteyecek. Niye yapsın bu iyiliği bize, he? Ya. Oğlum bak anlamıyorum, benim mükafatım diyeyim lan.
Kadını vermiş oldum mu? Mükafat yani bu. Ben kendim kazandım bunu. Ben iyi kalpliyim aslanım bak. Benim dualarım da tutar. Ben dualarım da tutar bak. Yok ya kesin çıkarı var kesin. Bir çıkar olmasa yapmaz. Ya bizim gibi ipsiz sapsızdan ne çıkar olacak? Neyimizi alacak bu garizanımızı mı? Ya şu artık ayağını çeker misin bak? Kaval kendime göre pergel gibi bir metresin şu haline bak ya. Pil adam ya çekil. Gidip şikayet edip duruyor. Ula, ula Bekir ula. Annen seni var ya, Kadir gecesi doğurmuş ulan. Oh. Oh, suyun rengi falan gri oldu ya. Gri oldu şu an. Yapmayın. Peki. Нет. Нет. Пустите меня. Помогите. Ay ne diyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani böyle sayıklayıp duruyor işte. Kim bilir neler geldi kadının başına. Müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Aa, gelin, gelin. Aa, uyudu mu? Vallahi yatağa girer girmez uyudu. Yapacaktım ya. Yaz pasajı böyle bir mi? Bu kadın kesin Rus. Osman. Hı? Osman, nereden anladın? Rusça konuşuyor. Böyle R'lere vurgulu vurgulu, basa basa. Bravo bacanak. Tespit gibi tespit ya. Dalga mı geçiniz ya? Siz bana gülüyorsunuz değil mi? Bu kadında kesin bir iş var. Demedi demeyin. Osman bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Anlamadan dinlemeden yargıya varıyorsun. Hem kadın Rus diye illa altından bir şey mi çıkması lazım? Arkadaşlar anlamıyorsunuz. Kadın gemiden düştüm dedi. Hangi gemiden düştü? O gemi hangi amaçla denize açılmıştı? Peki bu kadının denize düşerken kimse görmedi mi? Böyle düşünün, böyle düşünün. Osman! Ya bu kadın korsanlardan kaçıyorsa ay evlerden ırak. Olabilir, olabilir. Hatta belki de hazinelerini çaldığı için düşmüşlerdir peşine. Hı? Bravo, aferin. Bak, gerizekalı. Hayır. Hayır. Hayır dedi. Hayır dedi. Duydunuz mu? Hayır dedi. Aa, nasıl anladın Emin ya? Kadın zaten Türkçe konuşuyor şu anda. Doğru. Evet. Unuttum ya. Ya. Çok ateşi var. Ne yapsak ki? Ya abla, 112'yi aramayın falan dedi ama ya başına bir şey gelirse? Ya bizim aşağıda vardı galiba. Biz ateş düşücü falan versek. Yok olmaz. Yani bilmiyoruz ki şimdi. Belki alerjisi vardır. Ne bileyim ilaca toleransı falan vardır. Daha kötüye gidebilir durum. Ya arkadaşlar arayalım 112'yi kurtulalım şu kadından ya. Vallahi bak başına bir şey gelecek sonra bizden bilecekler. Vallahi ben bacanağıma katılıyorum. Yani ailesine falan da haber verirler. Doğru söylüyorsunuz. Ben arıyorum o zaman 112'yi. Arama. Yalvarıyorum kimse aramayın. Ablacığım sen hayırdır? He? Böyle 112 deyince bir korktun tırstın. Ben de dedim bu kadında bir iş var dediydim size. Var. Anlatıyor musun yoksa arayayım mı polisi? Anlatacağım her. Her şeyi anlatacağım. Ama lütfen kimse aramayın. Ben bir hırsızım. Dedin sen. Dedim. Bravo. Tebrik edin beni. Dediydim. Demedin mi? Dedim. Dedin. Doğru. Değil mi Feride ablacığım? Ben Rus mafyasından çok değerli bir elmas çaldım. Elmas. Sen. Rus mafyasından. Yani senin peşinde mafya mı var? Ay.
Ya seni buraya gelirken gördülerse? Ha? Bize de musallat olurlarsa o zaman ne yapacağız biz? Merak etme. Gemide atladığımı görmediler. Elmas nerede? Yuttun. Yuttun. Kesin yuttun. Bunun içinde. Bir saniye bakayım. Yok. Biz böyle bir şey ortak olamayız. Polis aramamız lazım bizim. Ben kötü biri değilim. Lütfen beni polise vermeyin. Ablacığım madem kötü biri değilsin, niye o zaman adamların elmasını çaldın? Allah sen ya! Mecbur kaldım. Kocam ellerinde ve yarın... yarın bu saate müzadeye götürmezsem onu öldürürler. Kıyamam ya. Sen neler yaşamışsın ya? Neler yaşamış be? Lütfen sabaha kadar bana zaman verin. Yok, yok hayır. Hayır biz böyle bir şey yapamayız. Bizim hemen polise gitmemiz lazım. Anlatırsın onlara. Belki ceza falan da almazsın. Polise gidersin. Murat öldürürler. Öldürürler diye ya. Karar sizi bırakıyorum. Muhittin abi. He. Sen bayağı kumralmışsın ya. Yıkanınca kendini gösterdin ha. Sefer Bey, yemeği beğendiniz mi? He, çok beğendik. Çok, çok, çok güzel. Her şey çok güzel. Bu işte bir iş var, haberiniz olsun. Oğlum bir sene bir daha neden bulacağım böyle sofra yemeğini ya? Bu kadın bizden bir şey istiyor. Ne isterse veririk ya. Yesene yemeğini, ne duruyorsun? Ya kesinlikle bir şey isteyecek bizden, haberiniz olsun. Efendim, ellerinize sağlık. Gerçekten her şey 10 numara 5 yıldız. Afiyet olsun. Muhittin Bey, siz beğenmediniz mi yemeği? Şimdi... efendim o şimdi buru kuruya yedi ya, tıkanmıştır hırtlağına. O bir böyle içecek bir şeyler olsa rahatlar o. Olmaz. İçki olmaz. Vücudumuza iyi bakmamız lazım. Sağlığınız nasıl Sefer Bey? İçki sigara kullanıyor musunuz? Belirgin kronik rahatsızlığınız, genetik yatkınlığınız var mı? Bir an böyle kendimi doktora gelmiş gibi hissettim. Muayenehanede gibi hissettim ya. Niye ki? Ne alaka? Niye sordunuz? Ha? Bizden bir şey isteyeceğiniz değil mi? Ha? Ben biliyorum ki bu hayatta karşılıksız hiçbir iyilik yapılmaz. Biliyorum ben. Sokaklar hırpalamış sizi. İnsanlara güveninizi yitirmişsiniz. Hani bir rahatsızlığınız varsa yardım etmek amacıyla soruyorum. Ben iyiyim efendim. Ben maşallahım var. Kendime de bakarım, spor da yaparım. Tüp gibiyim. Sigara, alkol hiçbir şekilde böyle bulaşmadım. Ama benim bu arkadaşlarım ölük. Ha. Bunların içi çürük efendim. Aynen öyle. Bizden ne istiyorsan yok yani, yok, yok. Lan oğlum bu adam senden ne isteyecek? Çürümüş böbreğini dalan mı isteyecek? Sus artık yemeğini ye. O zaman tatlılara geçelim. Ne ya o? Sizin için özel yaptırdım. Efendim. Nereden biliyorsun geleceğimizi? Nereden biliyorsun geleceğimizi? Bizi mi takip ediyorsun sen? Yemeğini yer misin lütfen Muhittin artık? Yeme ha, yeme. Bak onda kesin bir şey var. Bekir yeme sakın. Çöpte bulduklarımızdan daha mı kötü bunlar Muhittin? Muhittin Bey, siz gergin görünüyorsunuz. İsterseniz şoförüm götürsün sizi. Beni niye ıskartaya ayırdınız şimdi? Benden bir fayda sağlayamayacağınızı anladınız değil mi? Ama ben arkadaşlarımı bırakmam. Efendim, soğuklarda kalıyor. Devamlı soğuk yiye aklı gitmiş, kusuruna bakmayın. Boş konuşayım, biraz sus artık hadi. O zaman rahatlayalım, gevşeyelim biraz değil mi? Hasta yiyerek mi? Aa,
Bu ne şimdi ya böyle? En sevdiğim havalar... Kendine gel Sefer. Muhittin duramıyorum ki, benim en sevdiğim havalar da... Efendim ben böyle zevklere, dünya zevklerine gözümü kapadım artık. Bunlar şu an engel olamıyorum. Bakmayın, çok hoşuma giderdi. Ben böyle biri değilim efendim, yapamam. Lütfen bunu kapatsak mı? Canım hep felek sizden çalacak değil ya. Biraz da siz felekten çalın. Efendim çalarım, çalmasına da eskiden de onlar. Ben artık dünya zevklerine gözümü tamamen yummuş bir insanım yani. Yapamam, kusura bakmayın yani. Daha evde daha söz var, daha söz var evde. Vallahi daha söz, ne o ya? Uyutun bana bir engel ol, bana bir şey yap. Tut beni. Daha söz geliyor. Efendim lütfen yani bu şimdi nedir bu böyle? Ne gerek var böyle şeylere? Rahat olun Sefer Bey, açın gözlerinizi. Böyle şeyler geçici şeyler. Başka yollardayım, başka kafalardayım efendim ben. Yapamam yani lütfen. Yürüyün la, bu karı yolda çıktı iyice. Sen gidersen git lan, biz gelmiyoruz, bağırma. Buradayız biz. Ben doyaramıyorum. Efendim lütfen kapatalım müziği falan, oturalım. Normal tatlımızı yiyelim yani, hiç gerek yok. Zaten böyle şeyler geçici. Geçici efendim böyle şeyler. Oo. Geç mi? Geç mi? Yere bak. Suyla bezle olacak şey değil. Kadın havale geçirecek şimdi. Ne yapacağız ya? Ya ambulansa da haber veremiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Ne yapacağız şimdi? Söyleyelim çocuklara. Eczaneye gitsinler. Antibiyotik, ateş düşürücü falan bir şeyler alsınlar. Mine olmaz diyorum ya. Kafamıza göre ilaç kullanamayız. Öldürmeyin. Öldürmeyin, yapmayın. Yardım edin. Abla ben çok korkuyorum bu kadından. Haline bak, yazık ya. Ne yapsak? Tekrar duşa mı soksak? Buldum. Mete'yi arayalım. Mete ne alaka şu anda? Mete tıbbı yarım bıraktım dememiş miydi? Belki biliyordur ne yapmamız gerektiğini. Doğru. Mantıklı evet. Bir ara bakayım bir. Köyümüzün adı acısıdır acısu, acısıdır acısu. Efendim Feride. Mete restoranda mısın hala? Evet evet, daha çıkmadık. Çok acil, bizim eve gelebilir misin? Geleyim de ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Soru sorma şimdi. Hemen eve gelmen lazım. Tamam tamam, geliyorum. Tamam tamam, geliyorum. Hop 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 hop, yakışıklı. Nereye gidiyorsun? Ya Feride çağırdı da onun yanına gidiyorum. Benden izin aldın mı da fırtlıyorsun kapıdan? Halil Bey, eğer izin verirseniz Feride'nin yanına gidebilir miyim? Önemli de. La Tirsi. Bir durum mu var? Bilmiyorum ki abi. Çok acil eve gelmen lazım dedi. Allah Allah. Neymiş bu kadar acil? Acilse git. Artık gidebilir miyim?
Evet, gidebilirik. Yalnız Feride işine karışılmasından asla hoşlanmaz. Namusuma, şerefime aynı ben ha. Biri işime karışsın ifrit olurum. Yani özellikle beni çağırdıysa vardır bir sebebi. Gidip öğrenecek o zaman. Ya siz hesap falan kapatıyordunuz ya, ben sizin işinizi bölmeyeyim. Gel 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 gel, buraya gel. Sen ne diyorsun ya? Dünya bir yana, Feride bir yana. Ne baktın bömbünlü? Ortağımın kızı. Canı bana amanat, ciğerimdir o benim. Yosun gözlümler, tüken size emanet, hesabı kitabı iyi yapın, tamam mı? Hadi bir öte koy. Hikmet, ha bu Tirsi'yle Toros Kaplan'a kavga eder, demedi deme. Kesin. Hiç merak etmeyin efendim. Beklediğimizden çok daha sağlıklı, çok daha iyi döner bulduk. Yarın elinize ulaşmış olur. İyi geceler. Leyla, misafirlerimiz yattılar mı? Evet efendim, yattılar. Ama hepsi bir yattı. Ben sana Sefer Bey ayrı yatacak demedim mi? O Muhittin midir nedir? Yalnız bırakmadı, birlikte yatarız dedi. Salak malak görünüyor ama içlerinde en zekisi o. Neyse, ben bir şekilde halledeceğim. Gideyim Sefer Bey'e bakayım. Sanırım transfer ekibi geldi. Kapıya bak. Zamanında geldiniz. Donörlerimiz hazır mı? Elimizde bir donör var. Ama tüm organlarını kullanabileceğiz. Check-up bilgisi elimize ulaşmadı yalnız. Check-up'a gerek yok. Adam gayet sağlıklı. Sigara, alkol de kullanmıyor. Sokaklara da yeni düşmüş. Risk almayalım. Check-up sonuçlarından sonra operasyona başlayalım. O kadar zamanımız yok. İngiltere'deki müşterimiz çok sabırsız. Yarın Türkiye'ye giriş yapacak. O zaman biz hazırlıklarımıza başlıyoruz. Siz de donörü uyutup getirirsiniz. Bende çok var ama olsun, bulunsun. Leyla, içeriye hazırla. Tamam efendim, buyurun. Evet Seferciğim, sütünü içti. Mışıl mışıl uyu. Geldiniz. Ne oldu, iyi misiniz? Abi biz iyiyiz de siz yukarı geçin, hadi yukarı geçin. Ciğerim Feride nerede, iyi mi? Yukarı var abi. Tamam. Hadi. Hadi. Abi hadi senize. Dur patronum, ben sen. Feride, iyi misin? İyi misin Feride? Ay çok sağ olun, biz iyiyiz ama o hiç iyi değil. Bu kim? Kim bu? Ivanka. Deniz'den gelen misafirimiz. Yani? Yani ise biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Durumu çok kötü, ateşi var. E ambulans çağıralım o zaman. Yok yok, kimse haber veremeyiz şu anda. O niyeymiş küçük hanım, haber vermemiz gerekiyor ama. Feride. Gökçe. Ha, Emine. Hı. Emin. Ciğerim. Biri bir açıklama yapar mı Allah için? Ele canım ciğerim. Ben sana kısaca bir özet geçeyim. Bu Ivanka, kendisi Rus mafyasından na böyle bir elmas çalmış. O elması da yarın müzayedeye teslim etmesi gerek. Ha, siz de buna yataklık yapıyorsunuz öyle mi? Bravo. Sonunda mantıklı konuşan birileri. Yani aslında tam olarak öyle değil. Ya kocasını rehin almışlar, o da elması götürüp kocasını kurtaracakmış. Ya bizim de bildiğimiz bu kadar zaten. Geldiğinden beri böyle yarı baygın yatıyor. E doğru söylediğini nereden biliyorsunuz? Lan diyelim ki doğru söyledi, daha kötü. Ya bu Rus mafyası kendini de yakacak, sizi de yakacak, anlamıyor musunuz? Aynen. Ya biz de farkındayız durumun ciddiyetinin. Ama kadıncağız sabaha kadar zaman istedi bizden. Ateşi de çok yüksek, düşmüyor. Mete, bir de sen baksana. Aç, aç, aç.
Ateşi çok yüksek. Allah Allah. Eğer müdahale etmezsek havale geçirebilir. O yüzden ateş düşürücü, iğne bir de antibiyotik gerekiyor. Tamam hadi ne dinliyorsun orada? Gel ne gerekiyor salak gelek. Gidek de ben yapamam. Allah Allah. Niyeymiş o? Sen tıp okumadın mı be? Yani teorik olarak yapmam gereken şeyi biliyorum ama pratik zamanı ben okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Pratiğinde ne var ki? Kaba etine iğneyi saplayacağım bitecek. O iş öyle kolay olmuyor. Sinirine falan denk gelirse daha kötü sonuçlar doğurabilir. Ya ne kötü sonucu ya? Anamı üç vakit iğne yaparım. Ben hiç de bir şey tecrübeliyim. Ondan konuşayım. Yok olmaz öyle. Bize gerçekten doktor lazım. Buldum. Eksen iştemiz. O kim be? Ya size yazıklar olsun ya. Hemen unuttunuz mu gerçekten? Doktor Cihan'dan bahsediyorum. Aa. Evet, doğru söylüyorsun. Biz bütün illegal işlerimizi ona yaptırıyoruz. Ara abla. Doğru, arıyorum hemen. Oo, siz Rus mafyasından daha beter çıktınız. Söyleyeyim ben size. Ya yok canım, o kadar değil. Haydi. Sefer Bey, ben Canan. Canan Hanım. Nasıl ya? Dolanmışım. Canan Hanım, haydi zannettim öyle unutmuyorken. Uyku tutmadı da beni. Birlikte ılık süt içer mi isteyecektim. Balık süt mü? Ilık süt. Ha, ılık süt. Bilmem, içer miyiz? Belli ki derdin çok. Dertleşiriz, ne dersin? Derdim dünyalardan büyük. Olur, gelelim arkadaşlar. Yok yok, arkadaşlarını uyandırma. Rahat rahat sohbet edelim. Ama şimdi ben süt içeceğim. Onlar olmaz hep beraber şey yani. Kim bilir kaç yıldır böyle yatakta yatmamışlardır. Bırak da garibanlar rahat rahat uyusun. Hı? Ne kadar da iyi niyetlisiniz ya. Peki. Delik de mi getirdiniz? Hepsini kendine alıyorsun ya, küçücük bu. Kendin dana gibisin bak, bu minnaç el kadar bu. Hadi bakalım. Ateş düşürücü yarım saate etkisini göstermeye başlar. Ya yine işe yaramazsa? Ateşi düşmezse ne yapacağız? Sanmıyorum. Ama siz yine bir şey olursa arayın beni, ben çıkar gelirim. Çok sağ ol Cihan abi. Artık anlatmayacak mısınız? Bu kadını nasıl bu hale getirdiniz? Yok artık Cihan abi ya. Ya biz niye kadını bu hale getirelim abi? O zaman niye hastaneye gitmediniz? Siz başınızı belaya sokacak bir şey olmasa bana gelmezsiniz. Herhalde sana geleceğiz Cihan abicim. Sen bizim bugüne bugün eksen iştemişsin. Eksen iştemi? Evet. Cihan abi bizim büyük halamızın eks nişanlısı. Ha, hala taraf. Bak hele Feride, bu senin vurduğun enişte mi? Ama böyle azıcık bacağından vurmuştum değil mi? Sonra yaran hemen iyileşti. Bedenimdeki yaralar geçse ne olur ki? Gönlüm hala kanıyor benim. Ya ben pembişimi çok özledim ya. Ya. Buralardan kaçmış gitmiş diyorlar. Nerede biliyor musunuz? Yıldız annenin izinden gidip yaylaya kapattı kendini. Artık sen de bir 20 yıl sonra gidersin ziyaretine. Ben artık gideyim. Nereye kız, yaylaya mı? Ne münasebet efendim? Ay. Ben çağrılmadığım yere gitmem. Tamam be. Sakin ya. Siz hastanın ateşini sık sık kontrol edin. Bir şey olursa yine ararsınız, ben çıkar gelirim. Yaralı babuş, gitmeden birkaç tane şırınga bırak da ben iğne yapmasını biliyorum, yaparım ben. Yok artık ya, bir işi de eline bırak. Kardeş, dediğimi yapsan ben çok güzel yaparım. Hem de elim çok hafiftir.
Doğrudur efendim de. Siz yine beni arayın. Ben hiç üşenmem. Çıkar gelirim. Tamam. Seni mi kıracağım? Sonuçta doktorlara saygımız var. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kim gitti? Eksildik. Ferit abi. Hep bir sinirli bize ya. Bizi de okuldan attırmıştı zaten. Tam arkasından konuşmayın adamı. Uyandırsak mı? Yok bence uyandırmayalım. Yeni yine yaptırdık ya. Biraz uyusun ya. Of. He? Afiyet çok yaşa. Olsun. Vallahi yani Canan Hanım o kadar iyi bir insansınız ki yani. İleride gerçekten bunların mükafatını kesinlikle alacaksınız. Ben bunu mükafat için yapmıyorum Sefer Bey. İnsanlık vazifem. Buyurun, buyurun. Efendim bana gerçekten ayan olur. Siz çok temiz kalpli, on numara bir insansınız. Ben anlarım. O sizin iyiliğiniz Sefer Bey. Efendim. Oh, bal ya. Vay be. Naide de akşamları böyle süt ısıtıp getirdi, kaynatıp içerdim. Ama şimdi sadece bebeğimize içiriyor sütü. Hadi bunları düşünmeyin. Rahatlayın, gevşeyin. Sütünüz için. İçeyim değil mi? Efendim bir dikişte içtim, kusura bakmayın. Bıyığıma biraz bulaştı. Nasıl güzel bir süt ya bu böyle. Aktı adeta içime, aktı yani süt. İçim sütü çekti yani. Merak etme sütmüş. Hiç bu kadar akanını içmemiştim. Yani gerçekten hakkınız ödenmez. Allah yemin ederim. Allah Allah. Kaydım ya. Böyle yokuştan aşağı kayar gibi kaydım şu an. Sütten herhalde. O içime kaydı, ben de böyle kaydım. Tövbe yarabbim. Masada oynuyor ya, şey oldu, masa oynuyor değil mi? Allah sütler, Allah lanetinden rahat, gerçekten. Allah sütler, gelin tanışalım. Açıklamayın, hayat sütler. Gerçek için bu değil. Yani Allah sizden göçerim, yani net bu. O şerefli, hayatımla yaşasam mı? Neyse, hadi işte. Yok. Allah senden de razı olsun. Seferci. Tek böbrek alınacak. Tek böbrek için mi girdik bunca zahmete? İkisini birden alıp gidelim. Kalp, karaciğer, pankreas ne varsa toplayalım işte. Hayır, hayır. Olmaz. Tek böbrek alınacak. Şimdilik adamı öldüremeyiz. Sonra organları lazım olacak. Tamam. Zaten sağlam biri. Ruhu bile duymaz. Bu adamın ölmesini niye istemiyorsun sen? Yüzünü de gördü. Hayatta kalırsa sıkıntı olur. Yarın gidiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Tek böbreği alın. Gerisine de karışmayın. Hadi işinizi yapın. Neşter. Duran! Duran! Kaldırın lan ellerinizi pislikler. Aklımdan bile geçirme. Sen de! Kaldır ellerini. Kaldır! Bir bak bakayım bir şey yapmışlar mı? Açılın lan. Açılın diyeyim lan.
Biraz gazı var gibi. Evet. Karnında bir şey yok Pampa. Bakalım kalp ciğerin en yerinde mi? Evet. Eksiksiz. Her şey tam gibi görünüyor Pampa. Çaldınız mı lan organlarını? Yok, biz bir şey almadık. Kimin yiyorsunuz lan siz? Ayırt adamı! Biz bir şey yapmadık ki. Lan ben Pampa'mın böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Böbreğini anestezisiz alırım lan. Ayıltın lan adamı! Kimsiniz siz lan? Nerelisiniz lan? Ne işiniz var lan sizin burada? Sana ne nereli olduğumuzdan, ha? Harbiden ne Ruhi, sana ne nereli olduklarını? Buranın adamlarına hiç benzemiyorlar Kuzey, ondan sordum. Ne bildin lan, maske var suratlarında. Bakın anlaşabiliriz. Kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Senin o demin böbreğini çalmaya çalıştığın adam kim biliyor musun? Benim kardeşim. Ben kardeşimin böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Derdim, derdim ben. Doldu bana. Neresi burası? Pampa, iyi misin? Oh. Yok. Yoksa yine mi bıçaklandım? Ne oldu? Nasıl konuşuyor lan bu? Anesteziden İstanbul ağzı yapıyor. Şive yapıyor. Bu sefer bıçak değil, neşter atacaklardı. Ama yine Pampan yetişti. Ah. Kuzey, benim şimdi yedin lan. Tabii lan, Gütçük Pampam çağırdı, uçarak geldim. Lan oğlum. Bu ne lan? Bencil. Daş falan mı aldılar böbreğimden lan? Daş mı vardı böbreğimde, ne oldu? Yok Pampa. Bunlar böbreğini komple alacaklardı Pampa. Organ mafyası lan bunlar. Hey, organ mafya... Organ mı? Allah canınızı al. Onu almışlar bir şey mi? Doğru konuş Kuzey. Ha? Doğru konuş bak, bir şey kesip almışlar mı? Yaşayamam bak ha. Yok lan. Böyle tam tekmil, full artı full teslim aldık seni Pampacığım. Oh. Küt saç. Hani senin evsizlerin yurtsuzların başkanıydın ha? Yalancı pis tüklerin başkanı. Ama Muhittin abiler ya. Onları kesip parçık pincik ettiler. Minnacık bir şeydi o ya. Adam değildi ama Muhittin, bu işte bir iş var değildi o. Ama yaptınız ha. Söyleyin, kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Sen kadın olmasaydın var ya. Allah, bunlar değil, bunları dövelim. Dur. Önce görevimizi yapacağız. Hala bak ya, şu haldeyim, yıldız arıyor orada ya. Ne yıldızı lan? Mavişim, yanlışlıkla aradım ben. Arayacağım seni. Öylesin değil mi bak? Biliyorum oğlum, adamı biliyorum. Ben yıldızı arıyor, devamlı. Hakikaten yıldız aradı lan. Hasta, yıldız hastası. Alo, iyi akşamlar. Bir ihbarda bulunacaktım. Hala bak oğlum. Ya çok kötü oldun lan, bu ne gaz, lan böyle? Gaz, gaz, hep gaz. Oh.
dedim sağa. Şatal kuyruklular var orada, bizi kayalıklara çarparlar. Sen onları dinleme Kenafi'm, gel biz kendi türkülerimizi söyleyelim. Benim arabamın sesi mi? Ferida. Kim ula benim arabamı yanlatan? Kim ula benim arabamı yan... Yaktım, malataları yaktım! Nerede ula benim arabam nerede? Arabam yok! Arabam yok! Nerede anahtar ya? Anahtar nerede? Ay! Anahtar yok! Lan! Ne oluyor ya? Yok. Anahtarım yok. Ne bağırıyorsun sen de ya sabah sabah? Neyin yok? Arabam yok, arabam yok. Nasıl yok? Ne bileyim nasıl yok? Yok işte yok. Ay. Bacanak. Hı. Bak sakın şaka maka falan yaptım deme ya. Şükrü abiyi mi ayarladın? Öyle mi aldınız kaçırdınız arabayı? Saçmalama oğlum ya. Ne arabası? Araba. Araba. Ben nereden bileyim oğlum? Bacanak yalan konuşma. Bak nerede oğlum arabam? Nereye gitti o zaman benim Osman arabam ya? Osman ne yapıyorsun abi? Biraz sakin ol ya. Evet aşk ol. Sakin ol biraz. Belki de ablam fırına gitmiştir arabayla. Ayrıca o senin araban değil, ikimizin arabası. Oh tamam. Öyle olmuştur dedim ya. Ben gitmedim. Ivanka. Abla sana inanmıyorum ya. Kızı hasta hasta fırına mı yolladın gerçekten? Yine saçma sapan konuşma ya. Kız cüzdanı boşaltıp gitmiş işte. Belli ki arabayı da o almış. Ha. Abo ne diyorsun küçük hanım? Paranı mı çalmış? Kadın dediydi ama. Dediydi gözümüzün içine baka baka ben hırsızım dediydi. Helal olsun vallahi dürüst kadınmış ha. Emin boş yapma ya. Allah Allah sus bir ya. E yeter gençler tam kavga yapmayın. Hadi ceplerinizi kontrol edin bakın telefonlarınızı falan çalmış mı? Sen? Ben burada benimki. Ya kadın Rus mafyasını soymuş. Telefonları minnet eder mi hiç? Misal veriyoruz. Ne yapacağız peki? Nereden bulacağız benim arabamı? Nerede arayacağız benim arabamı? Bulalım hadi. Sen arabayı değil, 112'yi arayacağım hadi. Neyi? Polisi, polisi. Asko 155 demek istedi herhalde. Yok 112. Hepsi bir araya toplandı. Biz Adana'da dakika başı arıyoruz da oradan biliyorum. He, siz acı seviyorsunuz o yüzden. Doğru. Buyurun. Ah canım koca. Hadi ne diyorsun? Koca tencereyi bana koymuşsun. Bir tane yeter be. Ah Sefer olur mu? Sağan olsun, güç olsun. Aç hocam, aç aç. Yok ya ne güçsüz kalacak. Bunun böbreği semirsin diye orada balla börekle beslemişler. Ay hatırlatma Kuzey ya. O neydi öyle ya o? Yemekler geldi, tatlılar gitti. Tatlılar geldi, içecekler gitti. İçecekler geldi, tatlı matlı. Yine tekrar bir şeyler geldi gitti yani. Korkunçtu. Her şey ne için? Organlarım için. Canım organlarım. Ya abi yani tanımadığın etmeden kadının evine girilir mi ya? Hiç korkmadın mı? Oğlum sen beni felsefemi nereden anlayacaksın acaba? Bitik, yılık. Ben yaratanı seviyorum, yaratandan ötürü. Ya sev. Biz sana sevme mi dedik sanki? Sev de. Yani bu kadar da saf olunmaz canım. Ne var ya? Ne oluyor ya? Benim kocam herkesi kendi gibi biliyor. Ondan öyle yani. Emme Sefer dışarısı tehlikelerle, kötü adamlarla dolu. Artık seninle dersini almış olay inşallah. Haydi almak ne kelime ya. Kulağıma yani küpeler oldu ya bir sürü. Bundan sonra hayatta öyle bilmedim gelir gidip çıkmam da.
pampalarım sağ olsun. Yoksa şu an burada kadavraydım yani. Canlarım derim ya. Hanım, küçük pampana teşekkür et. Yani seni o takip etmiş, beni de o aradı. Leon. Leon, iyi ki varsın oğlum. Sana nasıl teşekkür etsem azdır lan. Bilmiyorum. Kalbimi kırdım, duygularımla oynadım. Beni, hatta bizi küçük matildolarını affetmeyecek misin? Kalbimi kırdın diyeyim lan, kalbimi kırdın. Ya bir dakika. Şimdi siz abimi bulduğunuzda tam olarak ne yapıyorlardı? Vallahi neşter atmış, böbreğini çalıyorlardı. Ayağına bak, çok kötü. İyice kontrol ettiniz değil mi? Hani bir organı falan çalınmış olmasın. Oğlum ben atmayayım herhalde, hissederdim alsalar yani. Ne biçim laf o? Sakin yavrum. Ne bileyim, ben bir eksiklik hissettim de şimdi neyse, boş ver. Ya yok, olduğu kadarını kullanır artık ya. Ne dediniz lan? Ne değil lan? Ne alaka? Eksik mek... Haydi bir şey mi? Alındı da bana mı söyleyeyim? Yok canım. Ara hemen doktora gidek, film bile röntgen çeksinler. MR'a gireyim makinaların içine. Tamam. Bir şey mi eksikse söyleyin, gözünü seveyim. Ya, ya niye öyle? Ya tamam ya, şunu da fark etmiyor zaten hani. Çok kullanmadığım bir şey. Olmasa da fark etmiyor, boş ver. Çok kullanma... Lan ne o? Ne o? Söylesene ne o? Beynin. Terbiyesiz. Haydi kızım, tutsana. Hak etti be. Sana da tut be. Kafasını... Gel lan buraya! Gel buraya! Evet. O zaman ufaktan ben müsaade isteyeyim efendim. Oğlum acık daha oturaydın ya. Daha uyumadın bile doğru dürüst. Anacığım dikkat edersen ben aslında balayındayım. Yani küçük bir çarşı izine çıktım. Gittiğiniz yerlere sır gibi saklıyorsunuz. Sonra başınıza bir şey gelince bizim haberimiz olmayacak vallahi ya. Babacığım yalnız şöyle bir detay var. Dikkat edersen buradaki insanların başına bir şeyler geliyor. Biz uzakta daha güvendeyiz. Selametle. Ha iyi o zaman. Yavrum kızıma iyi bak. Bir de o balayını çok uzatmayın. Özleyik sizi yani. Tamam anacığım. Selam söyle boncuğuma da. Aleyküm selam. Var mı senin de söyleyeceğin bir şey? Şimdilik yok. Tamam sağ ol. Selam. Ben gidiyorum ben o zaman. Geldim ben. Kurtaracağım seni aşkım. Geliyorum Murat. Büyük büyük dedemler kalmadı bu evde. Çaresiz kalmasam satmazdım. Hemen kaynınızı oluşturuyoruz. Zamanında Macar kralı hediye etmişti. Çok nadir bir parçadır. Umarım değerini bilene gider. Tamamdır. Teşekkürler beyefendi. Müzayedenin tadına çıkarın. Gelirsiniz. Hanımefendi. Da. Müzayede için geldiniz. Öyle değil mi? Adınızı bahşeder misiniz? Ivanka ben. Ivanka Demir. Lisede olmam lazım. Daha önce başvuru yapmıştım. İşte kaydınız evet. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Ivanka Hanım. Teşekkür ederim. Göstekli saatimi satmak istiyorum. Buyurun. Biz de bunu bekliyorduk. Demek o meşhur saat bu. Çok değerli diyorlar. Ben olsam vazgeçmezdim. Vazgeçmiyorum. En değerli varlığım için feda ediyorum. Kaydınız tamamdır. Müzayedede görüşürüz Ivanka Hanım. Teşekkür ederim. Soğuk su lütfen. Murat nerede? Kocam mı? Uyusun da büyüsün derinim. Tapaş tapaş yürüsün derinim. Sen gidersen ben deliririm.
Gitme baba dersen gelirim. Supergirl ya. Canım hocam. Sefer, beni affedebilecek misin? Ben herkesi affettim Naide. Seni, hayatı, her şeyi olduğu gibi kabul edeyim artık. Yo, yo Sefer, yo. Sen şimdi böyle derviş derviş konuşuyorsun. Her şeyi olgunlukla kabullenmiş gibi görünüyor mu? Ben sen geçeni bilmiyor musun Sefer? Senin abinin ne kadar hassas, ne kadar kırılgan çocuk gibi olduğunu ben bilmiyor mu? Senin Nahim bilmiyor mu bunları? Sefer. Hocam. Çok özür dilerim. Naide. Bir daha bana öyle işten git deme. Yıkılırım. Sen beni öyle her işten kovduğunda beni dünya başıma yıkılıyor. Kendimi evsiz, yurtsuz, bir başına kalmış zavallı bir adam gibi hissedeyim. Benim evim de, yurdum da, her şeyim de sensin. Nahi anla artık şunu yani. Sen de benim her şeyimsin hocam. Sen gittin ya buradan. Ah. Böyle bu ev var ya, başıma yıkıldı. Sen benim evimin direksin. Canım hocam. Gel bu önleri unutalım. Yeni bir sayfa açalım. Aşkımıza yeniden başlayalım. Bunun emmesinden, gazından, uykusundan fırsat bulursak başlarız. Hocam, fırsatı biz yaratsak. Sen ve ben baş başa otele gidelim. Oh Seher. Naide, derin su. Anan ne işe yarıyor Sefer? Anamlara bırakırız. Hemen sütte sağır bırakırım. Ne diyor Sefer? Allah derim. Allah derim olur. Ben de çok özledim. Hayatımın aşkını, çocukluk aşkımı, her şeyimi, bir tanemi ben de çok özledim. Gidelim. Gidelim tamam. Hadi. Bizim kız yalnız gözü açık uyuyor ya. Bir an dedim ki öldü herhalde. Ama aferin. Hala hayattasın. Murat'ı almadan ölmem ben. Desene ikimize servetimize kavuşacağız. Kocam nerede? Peşine Rus mafyasını takmadın umarım. Kimse yok merak etme. İzmir'i kaybettiler. Başka birini karıştırmadın. Değil mi? Hayır. Bir tek ben varım diyorum. Murat nerede? Sıcak soğuk oynayabilir misin? Aa, gerçi Rusya'da ona soğuk... Daha da soğuk diyorsunuzdur ha. Neden söylemiyorsun? Yoksa bir şey mi yaptın o zaman? Yok yok. Hala sıcak. Korkma. Ben sözümde durdum. Sahibin istediğini getirdim. Daha ne istiyorsunuz? Kocamı görmek istiyorum artık. Bizim patron garantici adamdır Ivankacığım. Plantalarını avuçların arasında görmezse... ...kocan da senin avuçların arasından kayıp gider. Senin patron korkak bir adammış. Karşıma çıkamayacak kadar korkak. Patron hırsızlarla iş yapmaz. Ama müzayedelere bayılır. Ben o saati alana kadar kocan hala rehinimiz. Anlaşılmayan bir şey? Belki yalan söylüyorsun bana. Yaşadığından emin olmak istiyorum. Kocamı görmek istiyorum. Bir 5 dakikacık göreyim yeter. Nefes almanız yaşadığınız anlamına gelmez. Ben o saati alana kadar ikiniz de ölüsünüz. Heh, öyle aşıkları buluşturalım bakalım. Murat, Murat aşkım sana geldim. Bak, karın içinden azılı bir hırsız çıktı.
Rus mafyasını dizeye getirmiş kadın be. Sakın korkma Murat. Bu otelden el ele çıkacağız. Hadi. Hadi. Bırak beni, bırak. Gideyim kocama sarılayım biraz. Önce ben saatime kavuşacağım, sonra sen kocana kavuşacaksın. Hadi. Sakın korkma Murat. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Sana geleceğim, söz veriyorum. Hadi. Bekle, bekle sakın, sakın. Bekle. Tamam, tamam, bekliyorum. Dur yavrum, dur yavrum. Dur kız, dur. Delalelay. Ya Sevim ya. Geç, dur elini sıkışın, elini sıkışın çarpmadım. Gel bakalım şöyle. Hah, koçum, valizleri, al arkadan valizleri, hadi. Hadi aslanım, hadi uzatma, yavrum. Kız orada mıydı? Ay, dünya varmış Sefer ya. Sadece sen ve ben. Aynı eski günlerdeki gibi. Ana! Baba! Derin su! Poyraz! Derin su! Sefer ne yapıyorsun ya? Teyit ediyorum. Hakikat kimse yok kız. Şuna bak. Cevap veren bile yok. Hakikat yapayalnızız. Biz bizeyiz. Nerede? Ay Sefer. Balayı günlerimiz geldi aklıma. Ne kadar güzeldi değil mi? Birbirimizi balayında daha iyi tanımıştık. Çoraplarınla uyuduğumu ilk zaman anlamıştım. Çoraplar. Ben de çoraplarımla uyumamam gerektiğini anlamıştım. Ben atmıştım beni. Ne kadar güzel, ne heyecanlı günlerdi değil mi Sefer? Bu tatilde de birbirimizi yeniden tanıyalım. Eski günlerimize dönelim. Aydın, saçlarına bir şey mi yapayım, bir şey mi süreyim? Çok felaket değişik bir şey olmuş. İnsanın dalgalarında yüzesi geliyor yani. Aa, yakışıklı. Ceketini kim aldı? Çok hoş. Ceketimi dünyanın en güzel kadını aldı. Ay Sefer ya! Ah bak, tazelenip yenilenmeden buradan gitmek yok, tamam mı? Allah'ım sana şükürler olsun ya. Hanımımı, karımı, sevgilimi, her şeyimi yeniden keşfetme fırsatım doğdu yani. Ay bugün bizim günümüz Sefer ya. Haydi tatil başlasın o zaman. Hayda! Yavaş, kız topuklu var. Ay. Dur bakayım. Ne oldu? Artırıyorum, öyleyse varım mı? Sefer, eski magazin gelir diyor. Ay otelde müzayede varmış, ne güzel denk geldi ya. Müzayede mi? He. Gidek mi? Gidek lütfen, 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 lütfen Sefer. Sana hediye de alalım. Hadi saçmalama. Müzayede dediğin yerde eski püskü eşyalar satıp dururlar yani. Babamın evinde dünya kadar var. Babam sana verir kız. Antikalar hiçbir zaman eskimez Sefer. Aksine bekledikçe daha da değerlenir. Aynı benim sana olan aşkım. Demek müzayedelere bayılıyorsun güzel kadın. Evet yakışıklı şey. Kıran kırana kapışılan her şeye bayılırım. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Karımı yeniden keşfetme fırsatım da o yine burada. Sefer, şunu sakın unutma. Müzayedeler sürpriz yumurta gibidir. Ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bakarsın, kaşıkçı elmasına denk gelirim. Vallahi ben yıllar önce başıma gelen en güzel hazineyi buldum. Ama kaşıkçı elmasına da hayır demem yani. Hem de hoşunuz ya. Ay çok iyi. Yavaş, yavaş ya. Aşkım korkutuyorsun beni. Nereye bakıyorsun iki saattir? Şurayı göreyim mi? Nereyi? Lastik izlerimi. Arabamızdan geriye kalan tek şey işte o lastik izleri oldu. Osman saçmalama. Bak polisler bulacak arabamızı, tamam mı? Hadi gel içeri gidelim. Ya bulamazlarsa? Hı? Ya bir daha hiç kavuşamazsak arabamıza? Ben arabamıza doyamadım. Bırak da bari şu lastik izlerine doyayım. Ay yeter Osman ya. Buz gibi oldu içerisi senin yüzünden. Gir içeri. Ha namusuma donduk. Bir tek ben üşüyorum sandım. Bak hele müsait zamanında seni Adana'ya götüreyim. Orası şimdi yanıyordur. Duydun değil mi aşkım? Hadi gel içeri geçelim. Kalk. Allah'ım ya Rabbim ya. Vay, vay, vay.
Kardeş, yüreğini kabartmak gibi olmasın da sen o arabayı unut. Vay. Vay ki ne vay. Ama kadın dedi zaten. Ben hırsızım dedi. Kendi ağzıyla demedi mi? Kendi ağzıyla dedi. Hepimiz bunu duyduk. Dedi. Çoktan arabanın parçalarını, kemiklerini, iliklerinden ayırmıştır. Satlar çıkarmıştır. Kesin. Yok öyle bir şey. Yapmıştır. Kesin oğlum ben biliyorum. Yok bacanım. Yok. Sen bir şey yapma. Allah! Yapmamışlardır. Yapmış mıdır? Yapmamıştır de ya. Bacanay sen gel bir sakin ol. Yine deliliğe vurdun kendini. Oğlum! Bana FBI'yi bağlayın. FBI, CIA'yı kim varsa bağlayın. CIA'yı bile herkesi arayın. Benim arabamı bulsunlar. Bu ne ya? Bırak. Sen onu bırak. Bir şey değil. Benim arabamı bulsunlar bak. Bak gördün değil mi? Çocuğu ne hale getirdin bak. Yanlışım var ciğerim. Onu ben del. Gerçekler bu hale getirdi. Senin eserin. Babam arıyor. Babam arıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ne yapacağım ben şimdi? Kesin polisler haber verdi babama. Kesin polis. Ne yapacağız şimdi? Yok artık ablacığım ya. Öylesini arıyordur babam aç. Ya arabayı da söyle. Belki bulmuşlardır arabayı. Ha? Açsana. Konuşsana. Alo. Ya, bir şey de. Sus şunu. Ne sus? Babacığım. İyi misiniz kızım? Bir probleminiz var mı? Her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Hiç olmadığı kadar yolunda. Konuşalım babamız. Kuzey. Ne yapıyorsun ya? Hem ne olabilir ki? Vallahi ben sizin potansiyelinize erişemiyorum kızım. Yani ev yerinde duruyor mu, patladı mı, çatladı mı, yandı mı bilemiyorum ki. Hayır babacığım. Niye öyle diyorsun ki? Aşk olsun. Sen aslında beni sorgulayacağını söylesene. Neredesiniz şu anda siz Yıldız ablayla? Nereye gittiniz? Yasaklı soru. Söyleyemem canım. Beni bırak seni girmek için. Şuradan dur. Koş. Tamam o zaman. Benim şimdi kapatmam lazım. Ben restorana çıkacağım. Tamam. Ama bana bak cikcikler sana emanet. Gözünün önünden bile ayırmayacaksın tamam mı? Sen anlatır mısın benim anla? Hiç merak etme babacığım. Her şey kontrolümün altında. Ben göz kulak oluyorum. Öpüyorum çok. Yıldız ablaya da selamlar. Aşkım vallahi yeter ya. Tamam. Bitti konuşması. Konuştun mu Kuzey abiyle? Kuzey abi anlar beni Kuzey abi. Şey yaptın mı? Aradın mı? Dedin mi? Arabayı bulmuşlar mı? Polisle konuşmuş mu? Konuşmuş Osman, değil mi? Osman bir sus şeyde... artık. Allah abi. Sen geç otur. Yok, yeter gelin. Tamam ya yeter bir dur artık ya yeter. Ben polisi aramış mıydım? Sus! Yeter! Kaldırık. Sarma. Kaldırık, rol, tire, up. O ne ya? Yakışıklı. Ne yiyeceğimize daha karar veremedin mi? Vallahi nedir bunlar? Hepsi birbirinden farklı ya. İyice kafam karıştı. Nadine ne diyeceğim? Benim yerime sen karar versene ne yiyeceğime. Hem böyle birbirimizi keşfetmiş gibi oluruk. Bir düşüneyim. Acaba benim kocam ne sever? Et mi, sebze mi? Vallahi çok heyecanlı değil mi kız? Çok şahane oldu böyle. Birbirimizi yeniden keşfediyoruz ha. Kadehimizi bu güzel ve de heyecan dolu tatilimize kaldırıyor. Be, haydi. İçimde çok güzel hisler var. O kadar güzel şeyler istediğim ki. Burada başımıza o kadar tatlı şeyler gelecek ki. Bak ben temiz kalpliyim. Hissettiğim her şey çıkar. Saati senin bu başına ne geliyorsa hep temiz kalbinden geliyor kocam. Üf, Nain hatırlatma ya. Vallahi hatırladıkça böbreğime sancılar saplanıyor. Ay canım çekti. Ne kız? Şöyle kanlı. Böbrek mi söylesek? Nain ne diyeyim saçmalama yani benim travmalarımla dalga mı geçeyim? Şu masada yani yapma. Böbreğimiz kalmadı hanımefendi. İsterseniz dalak, dil verebiliriz yerseniz. Sefer ya. Saat kaç oldu? Saat. Ay! Ne oldu yine bu? Sefer ya müzayedeye geç kalacağım ya. Nahide oturur musun müzayede falan? Yani şu romantik masamızı bırakmayalım. Lütfen otur şurada hadi. Ya Sefer bu fırsatı kaçıramam ya. Hadi yürü gidelim. Bak çok eğleneceğiz. Nahide hayır istemiyorum canım. Zaten oraya gideceğiz şimdi bir sürü sosyetik insan var. Ben sevmiyorum sosyetik falan hadi. Ne alakası var ya? Biz de böğüne böğün. Ordunun sosyetesiyiz. O ayrı. Yani, acım ya. Kaç gündür sokaklarda bir lokma bir şey yemeden geziyorum ben yani. Tamam hocam tamam. Sen yemeğin siparişini verene kadar ben dönmüş olurum.
İnat. Ben kocama bir kaşık çiğ elması alamayacaksam daha yazıklar olsun. Mantonu da al, soğuk. Bekle beni yakışım. Sallanma çok. Müzayede başladın hayır, mı? Hayır, hayır. İsminiz? Ay, tam vaktine yetiştim. Hadi bakalım gençler, kapışıyoruz mu? Orası dolu. Yo. Şimdi varlığımla dolu. Sen bu montu nereden aldın ya? Rusya'dan. Allah Allah. Aynından boncuğumda da var da. Boncuk? Kuzey'in yıldızı. Aman neyse ya. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah eli boş dönmem. Sen darlıcı mısın tatlı kız? Yok. Sen kadına sevindim. Çünkü naideyim ben naide. O kaşıkçı elması benim olacak. Elmas mı? Elması. Bakarsın. Maden gelir. Ay hadi ya başlamıyoruz mu daha? Bayanlar, baylar, müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. İlk parçamızla açılışı yapıyorum. Evet, bu görmüş olduğunuz güzide eser Macaristan İmparatorluğu'ndan 1900'lü yıllardan kalma olup ressamı ne yazık ki bilinmemektedir. Tabii ki bilinmez. Ben olsam ben de adımı gizlerdim. Utanç verici diyorum. 20 binden açıyorum. Yok mu arttıran? Yok mu azaltan demesi lazım. 25 bin. 25 bin geldi. Enayi. Antika bakır ibrik. Yaklaşık 150 yıllık bir ürün arkadaşlar. Yüksekliği 39 santimetre. Dönemin Macaristan kralının ibriği olduğu tahmin ediliyor. Bu ne ya? El alemin adamın eline ayağını yıkadığı şeye bir de para mı vereceğiz? Elli bin. 50 bin geldi. Bir saniye, bir saniye. Beyefendi bunu zaten siz satıyorsunuz. Kıyamadım ne yapayım? İbriğimi verin bana. Canım ibriğim benim. Ve geldik müzayedemizin en nadide parçasına. Köstekli saat. Geçmişi Osmanlı hanedanlığına dayanmaktadır. Rus yapımı çok kıymetli bir saattir. Ay tam da seferime layık. Çok da karizmatik olur var ya. Bir kaşıkça elmazı da elenme olsun. Ne diyorsun? Alayım mı? Hayır. Çok çirkin bir saat. Yok ben beğendim alacağım. Alamazsın. Niye ya? Parasıyla değil mi? Hem Sefer'im çok sevinir. Sefer bunu beğenmez. Sen nereden biliyorsun ya benim kocamın... Bak bana bak sosyete falan dinlemem. Vallahi kanatırım sana ha şimdi burada ortu yüzün içinde. Bu eşsiz parçanın açılış fiyatını hazırsanız veriyorum. Tamamen sembolik bir rakamla açıyorum. Tam 40 bin. Yok mu arttıran? Var. 40 bin. Bir. 40 bin bir geldi.
Evet, değişik bir teklif. Hanımefendiden 40.001 gibi saçma bir teklif geldi. Yok mu arttıran? 45.000. 45.000 geldi Kartal Bey'den. 45.000. Bir. 45.001 geldi. 50.000. 50.000 geldi. Satıyorum. Satıyorum, satıyorum. 50.000. Bir. 50.001 geldi. 55.000 ulan. 55.000 geldi. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Benim gibi tilim ticari zekanı kullansana, benim gibi gıdım gıdım artırsana, paramızı ziyan ediyorsun. 55.000. Bir. 55.001 geldi. Bana bak, kim bu kadın, nereden çıktı bu? Bir bilgim yok Kartal Bey. Acaba işin içinde başka biriler mi var? Alıcılar bu kadını yollamış olabilir. Kadının tipine baksana, tam bir ajan. Yok, kesin yalan kardeşi bu. Sinsi şeytan. Aklı sıra benimle oyun oynamaya çalışıyor. Hadi kardeşim ya, hadi ya. Neyi bekliyoruz ya? Yukarıda yemek soğuyor. Vallahi paramızla iyi rezil oluyor. Satacaksan sat şunu ya. Kızım, ablacığım. Ben onu kocama alıyorum. Şöyle güzel bir hediye bak, hediye yap, tamam mı ablam? Şey bir üstünde kırmızı fiyonku falan olsun. Hadi gülüm. Vazgeç. Değmez bu kadar bu saat. Sahne ya. Rus kralesi. Sahne. 60.000. 60.000 geldi. Kardeşim, gel gel. Canım kardeşim, güzel kardeşim. Eski püskü saat bu, ne hırs ya. Allah Allah. Görün de kaşıkçı elması sanar ya. Bak, bak bir de benimle dalga geçiyor bak. Yaktım seni Ivanka. Kocamla öbür dünyada buluşursun artık. Yok mu arttıran? Bunu siz istediniz. Madem büyük oynuyoruz, tamam? 60.002. 60.002 geliyor. Ne yapacağız? 75.000'de. 75.000'de. Hadi artık. Patron bir yer artacak. Saat! Ay! Ay benim aldı. Ay ben aldım. Ya satamazsınız. Satamazsınız, satamazsınız. Geçmiş olsun. Sattı bile. Kartal kardeş, senin kanatların varsa benim de pençelerim var. Ben daha son teklifimi yapmadım. 60.003. Ezik. Geçmiş olsun canım. Zaten 40.000 alacağım şeyi 60.2'ye aldırdım bana. Neyse ki. Seferim için, kocam için her şeye değer. Tatlı kız. Güzel paket yap kocaman, tamam mı? Ya da dur sen. Seçtiğin bezirmez. Kabını alamıyoruz herhalde. Hayret bir şey, Nade. Neredesin ya? Beni bıraktın burada bir başıma. Ne müzayedeymiş arkadaş yani. Geldim, geldim. Çok bekletti mi hocam? Yok, hiç bekletmedim. Neredesin kız? Ne yaptın? Yeni eşya alıp antik olmasını falan mı bekledin bu kadar saat? Hayır Sefer ya. Sağ. Çok değerli bir hediye aldım. Vallahi mi kız? Haydi ne gerek vardı öyle şimdi masraflara girdin yani? Ben öyle şeyleri al, yani versene ne yap? Ay benim kocam sabırsız mıymış? Seni adeta yeniden keşfediyor. Sefer, şimdi sana hediyeyi vereceğim ama çok nazik tutacaksın. Zira hediye çok değerli. Kız, yoksa aşık şey elması falan mı aldın? Hayır ya, hem de onun kadar değerli bir şey. Onun kadar değerli. Hadi, tahmin et. Yakut. Zümrüt. Fırlanda. Ve bu daha büyüktü. Hadi. Piramit, piramit mi aldın? Ay yok, daha neler Sefer ya. Hadi. Kalkıp da köstekli saat alacak halin yok ya. Aklıma geldi, köstekli saat falan alırmışsın. Hadi elime sığıyor Sefer kız, elimi açtım avucuma. Hadi benim elim büyük.
Ağırsa bak tutayım ha. Kırılır, elim kırılır. Köstekli Saatkı. Vay canım ya. Hayatım boyunca köstekli saatim olsun istediydim ha. Ama böyle 80-90 yaşında istediydim yani. O zamanlar olsun diye. Neyse artık bağıma veririz. Aşk olsun Sefer ya. Ben buna ne kadar para verdim? Sen kabarında mı acaba? Kaşık çelmasını alsam elim daha az yanardı. Nahide. Tek bir soru soracağım. Bu şeye kaç para verdim? Çok bir şey değil ya. Kaç? 40. 5 bin. 5. 55, 60 bin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi sen 60 bin nedir ya? Kız böbreğimi satsam o kadar etmez yani. Of vallahi başımıza buralarda. Dur o zaman. Yapacak bir şey yok, satacağız. Ne? Hayır, olmaz. Asla sattırmam Sefer. Asla bunu satamazsın. Bu çok değerli bir saat. Hayır. Ne diyeyim? Ne diyeyim kızım? Ne saati? Saatten bahseden mi var? Böbreğimi satacağız. Ancak kapatırız bu açıyı. Sefer ya hiçbir şey satmayacağım. Hayır, hayır Sefer satmayacağım. Böbrek benim, can benim, damar benim, kan benim. Hayır, ben satacağım. Satmayacaksın dedim. Şey diyorum. O başka türlü şey ödenmez 60 bin lira. Nasıl yapar ya? Bu kadar şeyi niye yapacağız? Biz hiçbir şey istemiyoruz abiciğim. İyi burası. Haydi hanım. Afiyet olsun. Beyefendi merhaba. Kim bu bey? Ne alaka? Mizahi dediğim bir arkadaş. Hem senin bana kızacağına ona kız. 40 bin liraya alacağım şeyi bana kaç parayı aldırtturdu. Zarara uğrattı beni. Nayda Hanım, zararınızı telafi etmek isterim. Sağ ol. Bak nasıl iyi bir adam yani. Temiz kalpli bir adam yani. Demek ki hatasını telafi etmeye falan geldi yani. Sağ ol, hoş geldin. Hadi. Size bu saat için 75 bin veririm. Buna. Uyan da balığa çıkalım Kartal Efendi. Müzayede çoktan bitti. Çoktan hadi. Hadi ne balığından bahsedeyim şu an ne balık. Şaka yapıyor efendim. Olur mu öyle şey? Kartal Efendi'nin kanatları kırıldı. Yüksekten uçmayı bilmiyoruz ağır. Anladım. 80 bin. Buna. Yok mu Arturan? Haydi. 85 bin. Oo abicim bu bize gelişi zaten o kadar. Yok mu Arturan? Haydi ne değilse adam 85 bin diye ya. Artık şey yap şu kırılmış, sökülmüş, bitik saatin neyini şey yapacaksın yani vergisin. Demek adamın bir anısı var. Adam bu hastası, ver şunu. 100 bin. Ne? 100 bin veririm. Keş. Buna. Ona. Ver. Ya. Haydi. İstersen 36 ayda taksit yapalım. Bir dakika ya. 100 bin mi? 100 bin. 100 bin derken... Dolar mı, euro mu, dinar mı? Abartma. Dolar. 100 bin dolar. Buna. Ona. Satıyor musunuz? Sat. Beni de sat. Poyraz beni. Herkes sat. Sat. Satıyorum. 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 Satmıyorum. Ama hanımefendi neden? Neden satmıyorsunuz? Neden Nade ya? Çünkü bazı şeylerin maddi karşılığı yoktur. Ben bu saati gece aşkıma aşkla aldım. Sen bana gezegenleri söküp versen... aşkımı habicemezsin. Ne yaptım ben? Gel oraya. Birader, bizi mi dinleyin? Hanımı duydun bak. Bundan sonra hanımıma, bana, bu masaya artı bu saate yaklaşmayacaksın. Lütfen çekilip gider misin buradan hadi? Yine de kararınızı değiştirmek isterseniz 3208 numaralı odada bekliyor olacağım. Bu saati almadan gitmem. İstersen 6200-6300'e bekle kardeş. Bak güzellikle söyledim. Taş baş çocuğuz oğlum bak bizi ayağa kaldırma beni burada yürü git. Görüşmek üzere. Dolar vermez zaten. Ay ne çok mi? Yakıştı ya. Kıl kuyrukta 100 bin dolar ne arar? Vermez değil mi kız? Al bakalım Osmancığım. Afiyet olsun. Abla bu ne Allah aşkına ya? İçim dışım papatya çayı oldu ya.
Ya bu seferki papatya değil Melisa. Yatıştırır hiç. İyi de ben yalışmak istemeyeyim ki ya. Yalışmak istemeyeyim. Ben arabamı bulmak isteyeyim. Osman yeter. Sabahtan beri arabam ya. Parayla aldın, parana yanıyorsun desem anlayacağım da yarışmadan kazandık, para da vermedik ki. İşte o yüzden zaten, o yüzden kıymetli ya. Biz el ele mücadele verdik o araba için ya. Böyle alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla kazandık o arabayı. Duyan'la var ya, dağları taşları deldiniz sancak ha. Şansınız yaver gitti de kazandınız oğlum yarışmayı. Yok ya. Allah Allah. Ben size oturup burada çene falan çalamam arkadaş. Benim gidip arabamı bulmam lazım ya. Kenafirimle kazandığım tek şey o benim. Ya Osman saçmalama. Nerede nasıl arayacağını bilmiyorsun. Samanlıkta iğne aramaya çalışsan daha kolay bulursun. Müzayede? Bu kadın dün müzayede dediydi ya. Bir günde kaç tane müzayede olur? Gidelim bakalım işte, buluruz belki. Lan ciğerim bir otur yerine ya. Allah Allah. Kadın Rus mafyasıyım falan fişman diyor. Bu ne ateş ya? Hem kadının doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bence polis çağıralım. Hiçbir şey yapmayalım. Aynen doğru söylüyor. Başımız belaya sokmayalım şimdi. Her yere bela olsa ne olur? İcabında belaya kurşun da sıkarık da mevzu o değil. Anlıyor musun küçük hanım? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Alıyor. Davay kim? Davay. Davay kim? Abuskaydı do. Davay bizde. Davay kim? Kımıldayan olur, gözyaş bakma. O ne ya? Nerede? Nereye sakladınız onu? Kim nerede babuş, hayırdır? Ivanka. Onu eve aldığınızı biliyoruz. He, kapımıza dayanmış. Hastadır, tanrı misafirde aldık. Tanım yürük etmiyor, anlayın mı? Nerede şimdi, nereye gitti? Bilmiyoruz babuş. Zamanla bizi yürürkene kalkmış gitmiş. Benim arabamı çalıp da gitmiş bir de. Niznai Multan Sitara Yuşlam. Unuma mini adayici. Unuma mini adayici gaza. Davayti bu sırayı. Davayti sabıraydı do. Kızdırmayacaktınız onu. Çabuk söyleyin, nereye gitti? Müzayede gideceğim. Hangi müzayede? Bilmiyorum. Ama bulabiliriz yani. İnternetten bakabiliriz. Bakabilir miyim? Bak. Ver telefonunu, telefonunu ver. Al. Şifresi kaç bunun abla? 2, 6, 5. Delireceğim. Senin işin mi bu? Senin işin mi? Bütün planlarımı berbat ettin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Ben tanımıyorum, kadını bu. Bana yalan söyleme. Sen yaptın. O kadını sen aradın değil mi? Niye öyle bir şey yapayım ki? Benim tek derdim kocamla buluşmak. Bundan böyle tek derdin mezar yeri düşünmek olsun. Orduya mı yoksa Kiev'e mi gömülmek istersiniz? Doğru söylüyorum. Ne o kadından ne kocasından haberim yok. Kim o salaklar, kim? İkisi de birbirinden tuhaf. Kesin onlar da Elmas'ın peşindeler. Nasıl açıklayacağım ben patronu bu durumu? Bak, ben istediklerinizi yaptım. Elmas'ı getirdim. Lütfen kocama bırakın gideyim. Sen beni anlamadın galiba. Saat yoksa kocan da yok. Başın sağ olsun. Hayır, bekle. Bana biraz izin ver. O saati sana getireceğim. Neden sana güveneyim? Başka şansın mı var? Nasıl alacaksın? Ben hayatımda böyle tekinsiz, böyle inatçı bir kadın görmedim. Ben koskoca Rusya mafyaya alt ettim. O kadını pabucu bırakmam. Beğenmedim diyorsun ama elinden de düşürmüyoruz Tefer. Haydi. Bu saatte bir şeyler var, böyle büyülü bir şeyler. Hissedeyim ha. Bu saat çok özel bir saat kız. Sefer, ver şunu ya. Düşürüp bırakacağım, o kadar para verdim. Emme Sadir, tüm param feda olsun. Ver ya şunu, ver. Çok güzel kız. Niye sevmeyeyim canım? Değişikmiş ama diğerlerinden farklı yani. Açılışına falan bak şunu. Ana. Madin Rışa. Ana Rus malıymış. O yüzden beni böyle etkisi altına aldı demek. Ne demek şimdi o? Ne? Etkisi altına. Rus senin niye etkisi altına alıyor? Ne demek o şimdi? Haydi Rus malı ya.
daş gibi olur yani Rus. Daşla Rus kelimesini aynı cümleleri yan yana kullanıp nereye varmak istiyorsun sen? Bir yere varmaya çalışmadım nadir. Rus deyince kalite gelir akla, kalitelidir yani. Ha ben kalitesizim yani. Niye? Ben sen şu anda güzeller güzeli dipdiri karınla baş başa tatile çıkmışsın. Burada Rus muhabbeti mi yapıyorsun bana? Haydi bak saçma sapan konuşma, beni sinirlendirme. Ne diyorsun sen ya? Bravo sana ya. Bravo, bravo. Ben seni mutlu edemiyorum. Sen kaliteli Rus peşindesin. Bravo. Oh, sen yine bir strese soktun beni ya. Sen şey, köstekli saat misin? Ne diyorsun sen ya? Verir misin şu şeyi? Ver odaya anahtarını ver, gideceğim. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Bir işin mi var? Nereye, hayırdır? Haydi biraz kötü oldu midem. Kartı ve tuvalete çıkacağım odaya, ver. Yemezler Sefer Reis. Haydi ne diyeyim? Çok kötüyüm diyorum şu an. Verir misin? Tuvalete gideceğim ya. İyi değilim. Biliyorsun ben streslenince midem alt üst oluyor. Ver şunu. Tipimizdeki tuvalete niye gitmiyorsun? Niye üç kat yukarı çıkıyorsun? Gitsene buradak ne? Haydi bak çok kötü oldum diyorum bak. Ben böyle başkalarının gittiği tuvaletlere zaten giremem. Odadakine bile zaten zar zor giriyorum. Yani çok kötü oldum. Ben şunu işim uzun bak. Bak sen. İşin uzun demek he. Al bakalım Sefer. Unutma bu attı. Sen al bakalım onu. Attı bunun hesabını soracaksın sonra. Ne tarafındaydı ya? Sarı kafa nereye gidiyor ya? Peşinden mi gidiyor oğlum ya? Sırtına çıksam daha hızlı çıkardık yani. Bu ne Kaan'ı gibi. Kaçak kat falan mı çıktılar? Ne yaptılar ya? Çık çık bitmeye. Не спеши в пути, спеши в любви. Не оправдали, а что, чьё выражение? Я удивлена. Откуда вы знаете русский? Капитан знает писсу. Какой симпатичный акцент. Очень мило. Не разговаривай, много забыл. Ну, тогда мы можем немного попрактиковаться. У меня очень много времени. У меня нет. У меня нет. У меня нет. Takip mi ediyor bu kadın beni? Ne yapacak? Yoksa böbreğimi mi alacak bu? Ya bu kadınlar benim gariban böbreğimden ne istiyor? Sefer sen artık iyice parona yaklaştın ha. Kadın odasına gidiyormuş, günahını aldık ya. Kesin bu. Ben yardım falan çağırayım bari. Şimdi yedim seni. Ya o kadın odaları karıştırmış bak. Yine günahını felaket aldık kadının. Geliyor mu? Попрактикуемся, красавчик. Ne? Kaç kurtar kendini Sefer. Kaç kurtar, kaç. Ne kalmadan nereye yıkışık? Kimsin sen? Ne istiyorsun bana çekil? Bana ait olma. Ben sana ait değil mi? Haydi haydi. Ben ne yaptım seni ya? Çekil. Ah!
misin benim bacım? Sen yanlış geldin bak, sen yanlış geldin. Bacım deme, lazım olur. Ne dediğin ya? Beni çok fena karıştırdın biriyle. Ben aradığın kişi değilim ben. Yok, senin gibi yakışıklı kimse karıştırmam. Ya ben şimdi evrim haklı adamım Şekil. Ne yapıyorsun Allah aşkına Şekil? Benden ne istin ya? Evrim haklı adamım ben, karıma aşığım. Aa, Rusça sana karı mı öğretti? Beni kaptanım ya denizlerde, oradan bileyim. Demek ki her limanında sevgilin var. Benim limanımı da demiri at, yakışıklı. Demiri atacağım Şekil, ben demiri ömür atma Şekil. Ne istin ya? Gideceğim ben ama istilerimi aldıktan sonra gideceğim. Ne istin beni? Çık dışarı! İmdat polis! Varma. Ben saatin peşindeyim. Utanmaz. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Bırak beni. Salak ver şu saati. Saat mi? What? Bırak saati. Benim karım aldı o saati. Bırak. Ya başlatma kadın daha. O saati benim için çok değerli. Ben saati veremem. Canım al saati ama. Ben sana saati veresem daha iyi. Beni kumara mı borç et? Anam. Ah. Bırak. Nasıl yıkanıyorsunuz? Ah. 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 Orada yarama. Evet. Sen bırak. Orama beni attı. Ah. Ah. Sefer. Ah mı? Ah öyle mi Sefer? Bah bunu da mı yapacaktın? Hoş geldin Nahide. Demek bu yüzden çıktın yukarı. Ben zaten anladıydım. Nahide bilmem mi ben çıktım sıkışmıştım. Ama korkudan sıkışmam geri kaçmış yani. Kaçtı geri kaçtı. Beni bilmeyin mi kız sen? Ben seni çok iyi bildim Sefer. Çok iyi tanıdım senin nankör pis edepsiz. Kim bu kadın? Kim? Hangi kadın? Nahide. Ben bu odada senden başka bir kadın görmeyeyim ki. Benim gözüm dünya üzerinde. Senden başka bir kadın görmez ki Nahide. Nasıl lan bu? Sağ. Kim bu kadın dedin? Asıl bu kadın kim Sefer? Ney? Ney? Anam. Sen o müzayedeki Rus karısısın. Benim bir adım var. Ivanka. Asıl bu kadının odamızda ne işi var? Odamızda mı? Kadın! Kadın! Ben bu adamın karısıyım. Ben de müstakbel karısıyım. Gitsen iyi olur. Seni geberteceğim Sefer. Seni geberteceğim Sefer. Haydi yanlış anlıyorsun. Aha bak bu kadın bu saatin peşinde. Bunun peşinde bu saatin şey yapmış o. Sefer seni bu saatle göreceğim Sefer. Haydi. Ay. Bu saatle mi hocam sen? Haydi. Haydi lütfen bana bunu yap. Seni mi boğacağım? Seni mi boğacağım? Nahide! Seni başını yolacağım. Senin günü de. Ben çocuğun anasıyım, ama babasıyım. Yapma. Allah kese! Ona vur. Ben sadece tuvalete geldim. Ona vur. Buldum. Bakın burada. Bu oteldeymiş. Eminsin? Evet. Bugün yapılan başka bir müzayede bulamadım internette. Eğer gizli bir müzayede yapmıyorlarsa kesin oradadır. Tak Eda. Şu. Ребята, собираемся. Что? Собираемся, уходим. Ulan ne oluyor orada? Ulan kanka işte niye kızları kaçırdın? Lan Hikmet! Ne oldu şimdi abi? Lan hayırdır? Lan Hikmet!
Lan Hikmet, ne hayır ya? Değil oğlum, hayır mı hayır değil. Eli silahlı adamlar Yıldız ablamın evini basmış. Ne? La tutma beni! Nerede tabancalar, silahlar? Nerede bombalar? Hikmet! Kalalım abini. Kim basmış evi? Niye basmış? Lan ne bileceğim oğlum? Yürü abi, yürü gidelim. Haydi gidelim. Hikmet! Bak aşkabi! Aşkabi! Hikmet! La Hikmet! Gözümüzün önünde kaçırdılar kızlar oğlum ya. Kuzey abi haber ver. Ara abi ara. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan kurtuldur bana, sen benim en sonumsun. Ararsın Şükrü. Daha çok ararsın ama bulamazsın. Maaşime giden bu yolda kimse geri döndüremez. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Ya abi ya, ya ne meşgul hataysın abi ya lan, ne meşgul hataysın ya. Bir daha ara abi, bir daha ara. Ben sensiz edemedim. Ya yeter ya, ara ara ara, nereye kadar ya? Öp. Ne var lan? Niye arıyorsun oğlum sen beni? Rahatsız edilmek istemediğimi söylemediler mi sana? Ya söylediler abi, söylediler ama. Aradığın Kuzey'e şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal ses... Abi, dur sakın kapatma. Kızları kaçırdılar abi. Ne diyorsun oğlum sen? Abi, eli silahlı adamlar evi bastı abi. İçeri girdiler kızlarla Osmanlıları siyah arabaya koyup kaçırdılar abi. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Bak dönelim diye annemin falan bir oyunuysa... Abi yok, vallahi yok abi ya. Bizim şu Adanalı çocuk var ya, Halil. Ondan birlikte bizim Tirsi Mete'yi de arabaya koydular. Hepsini birlikte abi, gangsterler kaçırdı. Hikmet'ten koştuk, yetişemedik abi. Ne oluyor yine ya? Ne oluyor?